Değerli misafirler, hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Aslında tabii sadece size hoş geldiniz demiyoruz. Aynı zamanda bizleri kırmayıp Konya'mıza teşrif eden Sayın Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle kısaca isterseniz ben Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi'yi sizlere bir takdim etmek istiyorum. Kısaca bir kendisinin hayatını anlatmak istiyorum. Ondan sonra da kendilerine bir kürsüye davet edeceğim. Sizlere kısa olsa da bir sohbet olacak. Tabii zannediyorum ki ilerleyen dakikalarda interaktif de olabilir. Onu tabii hocamızın takdirine bırakıyoruz. Hocam 1955 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde doğdum. İlk öğrenimini Yahyalı'da, orta öğretimini Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek öğrenimi ise Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde ikmal etti. Ruhi eğitimiyle hal ehli insanla özellikle ilgilendiler. Onların deyimiyle bir gül fidanı gibi itinayla yetiştirildi. Ali Ramazan Efendi çok küçük yaşlardayken kabiliyetini keşfeden merhum Ramazanoğlu Mahmut Sami Efendi Hazretlerinin teveccühüne mazhar oldu. Talebelik yıllarından itibaren fıkıh, hadis, tefsir ilimlerini özel hocalardan alan Ali Ramazan Hoca Efendi zahiri ilimlerde de kendini yetiştirmek suretiyle sağlam ölçülerle donandı. Fıkıhsız bir tasavvufun dinde sapmalara yol açabileceğine inanan Hoca Efendi, bidatsiz tasavvufu savunmuştur. Tasavvufu, kulun vakit içinde o vakte en uygun şeyle baş başa olması şeklinde anlayan Ali Ramazan Hoca Efendi, günümüz insanlarına en uygun olan şeyin akide eğitimi olduğunu belirtmiş, takvayı imandan İslam'a, İslam'dan insana çıkış olarak tanımlamıştır. Kafalar arınmadıkça kalplerin durulmayacağını ifade etmiştir. Bu münasebetle de daima ilkeli bir çalışmayla gayret göstermiştir. Zat-ı alimleri Türkiye'nin hemen her yerinde seri konferanslara katıldı ve bu sayı gayretini halen devam ettirmektedir. Ayrıca inceleme ve araştırma amacıyla Avrupa ve Afrika ülkeleriyle Türk Cumhuriyetlerine gitti. Çeşitli konferans ve panellere iştirak etti. Onun arzusu İslam toplumuna Yunus'un amaçladığı ölçülerde milimetrik eğriliği bile bulunmayan insanlar yetiştirmektir. Ali Ramazan Efendi'ye bu güzel gayretlerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz ve kendilerini kürsüye davet ediyoruz. Hocam buyurunuz. Arz etmiş olduğu hususlar onlardan bir tanesi İmam Malik Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin sözüdür. Ama çok önemli. Bizi kafalarımızı, gönüllerimizi aydınlatır. Hiçbir gönülde, kafada pürüz diye bir şey bırakmayacak bir söz. Şu. İmam Malik Hazretleri Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki tasavvufsuz ilme dalma fasıklıdır. İlimsiz tasavvufa dalmak da ilimsiz tasavvufa dalmak da zındıklıktır buyuruyor. İkisinin birleşiminde hakikat doğar. Bu söz ulema-ı sufiyyün ümmüs selefiyyetil hakikiyyün diye bir eser. Burada geçer İmam Malik Hazretlerinin sözü. İmam Şafii Hazretleri de çok güzel bir söz söylüyor. Madem söz buradan açıldı. Buyuruyor ki İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh Hazretleri İstefettü min mücelesetihim emreyni lem estefittü men meşayihi ben onlardan iki husus dinledim.
İmam Şafii Hazretleri buyuruyor. Bunu diyor, ben başka meclislerde dinlemedim. Çok ilim meclislerimize oturdum, kalktım ama dervişlerin sofrasında şu iki hususu duydum. Birisi, el vaktü seyfün innem takdahu kata. Vakit bir kılıçtır. Vakit bir kılıçtır. Siz onu kullanmazsanız o sizi keser. Ama ne kadar güzel bir söz söylemiş. Şimdi tasavvufta İbnül Vakit diye bir terim var. Bunun anlamı tabi mecazi bir ifade. Kişi vaktin oğludur demek. Ne demek? Vaktine riayet eden demek. Boşa geçirmeyen. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar. İnsanlar iki hususta aldanmıştır. Birisi sıhhat ve afiyet ve bir de boş vakit. Yani sıhhatliyken, afiyetliyken ibadet ve taatlerine önem vermeleri gerektiğini, boş olan vaktinde boşa geçmemesini. Vaktin devamlı ibadet, taat, ilim, zikir, fikir, şükür, hayırlı işlerde geçmesini ifade ediyor. Vakit bir kılıçtır. Siz onu kullanmazsanız o sizi keser. Hakikaten öyle. İnsanın o gençlikte yapmış olduğu ibadet ve taat, o zevk nedir, o neşe nedir? Bunu bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz يُحِبُّ الشَّاءَ اَلَّذ۪ي يُفْن۪ي شَبَابَهُ ف۪ي تَعَاتِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشَّاءَ. Cenab-ı Hak gençleri sever. Öyle gençler ki gençliğini Allah-u Teala'nın yolunda geçirir. Kimse de. Biz Kitab-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin peygamberlikleri öyle yaşlandıkları dönemde gelmiyor. Sadece bir Nuh Aleyhisselam'da var. 50 yaşı tabiri geçiyor. Onun dışında bütün peygamberlerin peygamberliği 30 yaşında. Mesela İsa Aleyhisselam. Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 40 yaşında. Halifemiz ilim ve hikmeti onlara çok genç yaşta talim buyuruyor. Yaşlandıktan sonra değil. Bunu biz daha ziyade genç elde edeceğiz. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem baktığımız zaman görevlendirdikleri kimseler de çok genç. Mesela Zeyd bin Sabit radıyallahu anh vahiy katibidir, çok genç. Ordu komutanı olarak tayin buyurdukları Hüsam Hazretleri 18-21 yaşlarında. Medine'ye muallim olarak göndermiş oldukları Mus'ab bin Umeyr Hazretleri 25 yaşlarında. Kılıç kuşanmasını emir buyurduğu Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a 15 yaşında. Ali Kerremallahu Veç Efendimiz genç. Hepsi genç. O dönem çok önemli. Artık ondan sonraki ilim hususunda buyuruyor ki, aynen buzun üzerine yazıyı yazmak gibidir. Gençlikte alınan bilgi ise mermere kazınan yazı gibi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Gençlikte alınan bilgi mermerin üzerine kazınan yazı gibi. Bak, hepimizin başından geçti. İlkokuldaki bize hocalarımızın söylediğiyle üniversitede söyledikleri hafızamızda aynı kalmıyor. O ilkokulda duyduklarımızı hiç unutamıyoruz biz. Mesela annemizden, babamızdan çocukluk döneminde aldıklarımızı hiç unutamıyoruz. Ama diğerleri unutuluyor. Hafıza da çok genç. Bünye genç, hafıza genç. Kur'an-ı Azimüşşan'a bakıyoruz. Allah'ımızın Kitab-ı Kerim'ine. Mesela böyle bir bayram günü İbrahim Aleyhisselam insanların hep bir meydanda toplandığında bayram münasebetiyle kumhaneye giriyor.
Orada ne kadar put varsa parçalamış. Bunu Enbiya suresinde görürsünüz. Diyorlar ki bunu kim yaptı, kim yaptı? Tabi deliye dönüyorlar. İşte bir genç var. İbrahim diye bir genç var. Onu bu yapmıştır diyor. Bak bir genç. Yine bakıyoruz. Tapyanus'un karşısında duran gençler. Ama bu gençlerin güzelliğinin de olması gerekir. İki tane güzellik de bu arada ifade buyuruluyor. Estağfirullah. İnnehum fikye. O Tapyanus'un karşısında duranlar böyle basit, bayağı bir iş değil mi? Azaları kesiliyor. İdam ediliyorlar. Her türlü ezali var görülüyor. Yine de dinlerinden vazgeçmiyorlar. Allah'ımız onları bahsederken innehum fitya, onlar gençlerdir. Âmenû bi rabbihim. Rablarına iman etmişlerdir. Ve zidnâhum hudâ, Allah'ımız da onların hidayetlerini artırıyor. Böyle bir kimseler. Demek ki iki tane özelliği var bu mübarek kimselerin, o gençlerin. Birisi mümin oluşlarıdır. Mümin oluşlarıdır. Birincisi iman, ikincisi de hidayettir. Allah'ımızın yolunu bulmaları. Bununla bahsediliyorlar. Bu sebeple vaktimiz çok önemli. İmam Şafii Hazretleri bir diyor, vaktini iyi kullanmazsa kişi vakit kılıçtır, onu keser. İkincisi de siz kendinizi hak ile meşgul etmezseniz batıl sizi istila eder. Yani fikirleriniz, kafalarınız, gönülleriniz hep Mevla ile diyor olsun, hayırlı işlerle olsun. Eğer hayırlı işlerle meşgul olmazsa insan, şeytan gönüllerine çok kötü düşünceler getirir, kafalarına getirir. Ona fırsat vermeyin. Hak ile meşgul edin kendinizi. Efendimizin aleyhissalatü vesselam Tebük seferinde sahabe-i kiramı devamlı meşgul buyurduğu ifade ediliyor. Neden? Boş kaldıkları zaman batıl işlere dalmasınlar diye. Yine Nebi Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bildiğiniz bir hadise. Bir yerden geçerken birine selam vermiyor. Meşgul olmayan, işi olmayan insana selam vermiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tembel tembel oturan kimseye mutlak çalışmak gerektiğini ifade buyuruyor. Ve insanın en verimli zamanı da tabi arz ettiğimiz gibi gençlik dönemidir. Bize bazen böyle yaşlı kimseler gelirdi. Her merdivene ayak basışlarında derlerdi ki eyvah gençliğimizi heba ettik. Böyle bir yolu daha gençken bulsaydık, çalışsaydık, gayret gösterseydik, biz de nefsimizi ıslah etseydik derlerdi. Ankebut suresinde 15. ayeti celile. Ankebut suresinde 15. ayeti celilede 40 yaşından sonraki dervişlik zordur der. 40 yaşından sonraki dervişlik zordur der. Demek ki gençken bu işe el atılacak, gayret göstereceğiz, çaba göstereceğiz ki muvaffak olabilelim. İmam Şafii Hazretlerinin sözü, diğer burada ulema-i kiramın çok güzel beyanları var bu hususta. Size arz etmek istediğim şu. Artık İmam Malik Hazretlerinin sözünü naklettim size. Cehalet kadar kötü bir illet olamaz. Bunun için Rabbimiz bize Zümer suresinde Estağfirullah kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Hiç bilenler ve bilmeyenler bir olur mu bu? Mesela iki kimse vefat etti. Şimdi kabre konulacak. Deniyor ki hangisi evvel konacak? Alim olan bilim ehli insanın daha evvel konulması gerektiğini ifade eder mi?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cihatta kılıcı artık sancağı teslim ettiği kimseler ilim ehli insanlardır, onlara teslim etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir şeyin ziyadesini istiyor, o da ilimdir. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi ilmimi artır diye sonu yok oldu. Allah'ımızın ilk sıfatı ilim sıfatıdır. Nasıl ki Halik ve Lemyeze azamet sahibi ise, nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen kendini nasıl vasfediyorsan öylesin, biz seni vasfedemeyiz dediği gibi sıfatlarını da anlatamayız biz. Mevlamızın sıfatlarını anlatmak mümkün mü? Ancak diyeceğimiz, o güzelliklerin karşısında Sübhanallah, Sübhanallah demekten başka hiçbir şey ifade edemeyiz. Burada dinimizin iki kısımdan ibaret olduğunu, birincisi fi'lü ta'at, ikincisi de terkül maasi. Fi'lü ta'at, ibadet, ta'at, emrolunan, Allah'ımız bize emretmiş olduğu vazifeler yapmaktır. İkincisi nedir? Terkül maasi, isyanı terk etmektir. Yalnız burada bir noktaya temas ederler. Şems suresinden ele alarak buyuruluyor ki Allah'ımız evvela kötülüğü insanın kalbine bildiriyor. Evvela kötülükten arınma, kurtulma, sonra ibadet ve taat. Mecelle'de bir kaide olarak söylenir ya, mani ile muttezi bir araya geldiği zaman evvela mania kaldırılır, sonra yola devam edilir. Yani başta bir tevbe ederiz. Günahlardan tamamen temizleniriz. Onlara nedamet duyarız. Ayrılırız. Tevbe ve istiğfarla Cenab-ı Hakk'a yöneliriz. Ahbab cemi'a bedenik ve hususen a'da'ek Ahbab cemi'a bedenik ve hususen a'da'ek es-seb'a. Bir kere bedeninizi, azalarınızı, şu yedi azayı özellikle isyandan koruyun, muhafaza edin. Cenab-ı Hak bize bunu tertemiz lütfetmiş, ihsan etmiştir. Bunun kadar büyük bir nimet olamaz. Yeri geldikçe derim. Mesela el ayın, ilk onu söylemiş, göz. Demek istediğim şu idi. Göz kimi görecek? Göz Kur'an-ı Kerim'e bakacak. Ahadisi Muhammediye'ye bakacak. Göz nereye bakacak? Göz Allah'ımızın yüce kudretini görecek. Göz Evliyaullah'ı görecek. Göz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek. Göz, Cenab-ı Hak lütfederse, insan buyurursa cemali ilahi görecek. Öyle bir göz hiç kirletilir mi Allah'ımızı görecek olan göz? Tabi elbette Mevla-i Zülcelal müminler için büyük bir nimettir. Hatta nimetlerin en üstündür, görülecektir. Bir kardeşimiz anlatmıştı. Benim diyor, huzurlarına geldi Müstaz-ı Ali'mizin, gözlerinden öptü diyor. Dedim ki bir evliyanın nazarı oldu, benim gözümü öptü, ben bu gözle artık harama bakmayacağım dedim diyor ve çok güzel de yerlere geldiğine inanıyoruz. Göz, ikincisi evlidir, kulak. Üçüncüsü elbise, dil. Elbatın, artık mide diyoruz biz buna. Elferç, namustur. Elyet, elric. O da ayaktır. İsra suresine baktığımız zaman, İsra suresinde İslam'ın ve le tak ma leyse leke bihi ilm inne sem'a vel basara vel fuade küllü ulaike kâne anhu mesûle sallallahu aleyhi ve sellem.
Bilmediğiniz meseleleri karıştırmayın. Şahitsiz, ispatsız, oradan buradan duyduğunuz sözlere dalmayın. Dinlesem şüphesiz kulak, göz ve kalp yaptığından mesuldür buyuruyor. Çok önemli azalara temas buyuruyor. Fehval lisaneke min temaniyeti eşya. Bir kere dilinizi şu sekiz beladan muhafaza edip koruyun. Önemine binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim dili ile namusunu korumaya söz verirse cennete girmesine kefilim buyuruyor. Çok önemli bir husus. Dil ve namus. Bütün hatalar buradan zuhur eder. İmmeye hicap eder. Yani şöyle bir huzurda şu oluyor, bu oluyor demeye hiç geç duymuyoruz. Belli artık durumlar. Dilin afeti nedir? Bundan nelerden korunacağız biz? El-kir, yalan. Şeytana bir kere lanet var. Yalan söyleyene üç kere lanet var. Bu kadar bela. El-kulfü fil-va'd. Vermiş olduğu söze riayet etmemek. Zaten bir sözü ezel aleminde, ruhlar aleminde verdik. Sen Rabbimizsin dedik biz. Mevlamızsın dedik. O ahdimize sadakat göstereceğiz. O Rabbimizsin demek her şeyi bitirir. Rabbimizsin demek arz üzerinde de, semada da, ikisi arasında olan her şeyde de, çoluğumuz, çocuğumuz, mal, mülk, etrafımız, her şeyin hak ve hukukunu korumak söz verdik. Çünkü biz Cenab-ı Hakk'a kul etmemeye, Rabbimizsin demek suretiyle emrine riayet etmemize. El-gıybe çokça yapılan felaket bir haldir. Mesela büyük bir servet görüyorsunuz, diyor ki elektrik kontrolünden neyse bir sıkıntı oldu. Veya bir orman, koskoca binalar, servetler yanıyor. Yine bakıyorsunuz, koskoca orman bir ateşin çizgisiyle, bir kibrit alevi. Bunu biz daha da eğer kullandığımız aletlere inecek olursak, bu bilgisayarlardan da yazılar yazıyoruz, dolduruyoruz. Orada sil tuşuna bastığımız zaman hepsi gidiyor. İbadetimiz, taatımız, zikrimiz, fikrimiz, Cenab-ı Hakk'a olan saygımızı bir gıybetle, gıybet ateşiyle mahvolup gidiyor. Tembihül muhterrin diye Ömer Temizel bunu tercüme etmiş. Bu eserde geçiyor. İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki, orada bir devliyadan naklediliyor. Eğer diyor, gıybet benim adetim olsaydı, bizzat öyle konuşuyor, gıybet, benim adetim olsaydı annemle babamı gıybet ederdim. Çünkü en çok sevdiğim o. Hac yaptım, onun sevabını ona verirdim. Verdiğim zekatın sevabında, yaptığım bütün vazifelerin hayrını, ecir ve mükafatını anamla babamı çok seviyorum, ona verirdim diyor. Bu Kozan'da üstadımız bazı nasihat etmiş. Tabii büyük bir zat, Allah'ın bildiği kulu. Çok aleyhinde konuşulmuş. Bunu birisi anlattı. Dinlemiş, biz anlattı. Buyurmuş, o gıybet eden var ya bizim aleyhimize konuşan, ben buna baklava yaptıracağım buyurmuş. Bir tepsi baklava yaptıracağım, ikram edeceğim. Ona da şu misali vermişler. Hasan-ı Basri Hazretlerini gıybet etmişler. Konuşuyorlarmış aleyhinde. O konuşanlara böyle bir baklava, bir tepsi göndermiş. Allah Allah demiş, adam niye böyle acaba, biz aleyhinde konuştuk, daha demiş hiçbir şey yapamadım ki, o kılmış olduğu namazların, gece kalktığı taatlerin ecir ve mükafatını bana verdi demiş, ben ne yaptım ki? Bir beladır bu, Allah muhafaza buyursun, alıştırmamamız gerekir. Çok iyi bir çevreyle oturacak olursa, zaten bizi asıl günaha götüren de çevremizin bozulması. İster genç olalım, ister yaşlı olalım, ibadetli, taatli, ne olursak olalım çevremiz önemlidir. Cenab-ı Hak bunun için Davud Aleyhisselam'a, ya Davud, ben seni yalnız görüyorum, salihlerden dostlar edin buyuruyor.
sahillerle dostlar edin. Bildiğiniz bir hadise. Biliyorsunuz biri 99 kimseyi öldürmüş de işte bir ruh bana var, bir rahibe varmış. Demiş ki benim durumum nedir? Ateştir. Onu da öldürmüş. Olmuş 100. Böyle bir çok güzel, muhterem bir İslam alimine varmış. Demiş ki evladım başta çevreni değiş. Sana bu kötü fiili yaptıran çevren. Ta suresine bakın Firavunluktan vazgeçecekti. Okuyun. Firavun ilah olmadığını çok âlâ biliyor. Biliyorum. Ebu Cehil ve çok âlâ biliyorlar Efendimizin hak olduğunu, bir peygamber olduğunu. Neden inkar ediyorlar? Esam. İnnel dedîne kezzedû bi âyâtinâ ve stekberû anna. Kibirlerinden dolayı kabul etmiyorlar. İşte atalarımızdan devraldığımız din diyorlar, zengin olacaktı diyorlar, varlıklı olacaktı diyorlar, yetim yoksuz olmayacaktı diyorlar. Kibir benliğe düşmüştür. Firavun böyle vazgeçmek isteyince etrafı dedi ki sen ne yapıyorsun? Bak sen bir başkasına kul olacaksın. Şimdi ise herkes senin kulundur. Gel vazgeçme dediler. Çevresinin bozuk olması aynı belaya götürdü. Dedik o mübarek zat, sen 99 kişi öldürmüşsün. Yerin cehennem diyen öldürmüşsün 100 kişi. Başta dedi, çevreni değiş. Hayırlı insanlarla beraber ol. Çok güzel kokan bir toprak. Diyorlar ki sen neden bu kadar güzel kokuyorsun? Nedir güzel kokuşun sebebi? Ben diyor gül ile hemdem oldum. El mirâ'u vel cidâ'u ve münâkaşetün nâsi fil kelâf. Dilin afetlerinden birisi de yersiz yere. Hele söz anlamayan cahillerle konuşmaya hiç gerek yok. Cenab-ı Hak zaten bunlardan ayrılın buyuruyor. Ve ağrıl anil cehilin ve ağrıl anil müşrikin ayrılın diyor. Zaten kabul etmiyor. Zorlamayın. Ama söz dinleyecek, anlayacak. Siz eğer güzel ifade edebilirseniz, beyanınız güzel olursa, aklına hitap edebilirseniz, Allah'ımızın emrini en güzel şekilde verebilirseniz de cehilin billeti hiye ehsen ayeti celilesindeki esasa göre kabul edebilir. Onun için münakaşayı böyle yersiz yere ağız kavgası yapmayın, cidal yapmayın, bir üstünlükle taslamayın. Teskiyetün nefs, nefsinizi de ıslah yoluna bakın. Çünkü nefis azgın bir at gibidir. Mutlak gemleyin. Yemin de az verin, itaat edecek hale getirin. El-la'nu, lanet etmek. El-du'a'u alel-halk. Yani bu zannederim insanlara beddua etmek gibi, kötü bir isteklerde, arzularda bulunmak gibi, işte belanı bilmem ifadeler, o hiç ağzımızdan almak istemeyiz. Son olarak, el-mize, bel-istihze-u binnes. İnsanları alaya almak, Rabbimizin hiç sevmediği fiillerden birisi bu. Hucurat suresine baktığımız zaman orada biz çok güzel esaslar göreceğiz. Hucurat suresinde bakın birisi İslam kardeşliğiyle ilgili Hucurat suresinde Allah ve Resulünün beyan ettiği değerler üzerine bina edilmelidir. Çok güzel ifade edilmiş ama. Hem de ayeti celileyi vererek birinci ayeti celile Allah ve Resul'ün beyan ettiği değerler üzerine bina edilmelidir esaslar. Çünkü Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin, emirlerine riayet edin. İkincisi, Müslümanlar hakkında alınan kararlarda titiz davranın.
İn ce'ekum fâsikum bine beyin fetebeyyenu. Fâsık size bir haberle geldiği zaman araştırın. Müminler arasında sıkıntı meydana getirmeyin. Birey ve toplum arasında barış ve adaleti tesis edin. İlahi ölçülerde bütün birey ve toplum değerlidir. Mevla-i Zülcelal'imiz yaratmıştır. Kardeşliği temin edin. Her türlü zulmü kaldırıp dünyayı yaşanır bir hale getirin. Hep ayetlerle söylüyorum. Gıybet, hems, yani böyle arkadan çekiştirmek gibi ne gibi kalbi negatif enerjiye döndürecek hallerden de kendinizi koruyun. Bunu demek istiyorum. Yani kalbinizi de bozacak müminler arasında kavga, gürültü, tatsızlık meydana getirecek hiçbir haline girmeyin. Müslümanları istihza etmeyin, alaya almayın. İşte kadınlar kendi arasında, erkekler kendi arasında olabilir ki o alaya aldığınız kimse hayırlı kişiler olabilir. Onun renk, dil, şekil, biçimden dolayı hor görmeyin. Ebu Zer radıyallahu anh hazretlerini biliyorsunuz. Bilal-i Habeşiye radıyallahu anh siyah karnının çocuğu deyince Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah bu deliği ben mi halk ettim de Ebu Zer bana siyah karnının çocuğu diyor. Efendimiz hiçbir kimseyi hedef alarak konuşmazdı. Edeb-i Muhammediyesi bu. Mâ bâne kuvâmın kezâ ve kezâ, şu kavme ne oluyor ki? Şöyle veya böyle söylüyorlar. Sizde hala cahiliye adetleri görüyorum diye buyurdular. Derhal anladı bunu. Ebu Zer radıyallahu anh yüzünü yanağını yere koydu. Ey Bilal dedi, sıcaktan çatlamış olan tozlu topraklı ayaklarınla yüzüme basmadıkça yerden kaldırma. O da o ayak basmaya değil, öpülmeye layıktır deyip kucaklaştılar. Böyle bir fikre, böyle bir düşünceye dalmamalı müminler arasında sevgi ve muhabbeti temin etmelidir. Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda daim ve kaim eylesin. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, Sıddık-ı Azam'dan üstazımıza kadar gelip geçen Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarına, burada bulunan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına, özellikle memleketimizde bulunan enbiya, evliya, ulema ve meşayihin, mümin ve müminatın ervahına el-Fatiha.